Merhabalar Fatma Hanım'la Ne Yemeklerine hoş geldiniz. Evet, artık oruç için bazı hazırlıklar yapmak istiyorum ve onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle limonata koyacağım dolaba. Bugün pazarımıza gittik. Pazarımızdan aldık olanlardan şöyle portakal ve limon. Özellikle portakal tam mevsimi iken. Limon da yani. Mesela 5'ti, 4'tü, şimdi 9 milyona çıkarmışlar. Çok acı bir şey ya. Bayağı pahalanmış. Özellikle limonu çok pahalandırmışlar. Şimdi bunları biraz böyle suda beklettikten sonra güzelce yıkayacağım ve güzel güzel doğrayacağım. Daha önce de bir tane böyle tarif paylaştım ama onda 3 limon, 1 portakal olarak uyguladım. Bunda 1 portakal, 1 limon olarak koyacağım. Poşetlere güzelce yıkadıktan sonra belli bir dilimlere bölüp poşetleyeceğim. Evet, şimdi öncelikle şu kısımlarını alacağım. Ortadan ikiye böleceğim. Sonra tekrar ikiye, tekrar ikiye. Güzel limon bulmak da zor artık gerçekten. Bayağı bir şey olmuş limonlar. Bir de pahalı da yani. Çok acı bir şey. Bu virüsten dolayı. Şöyle. Şimdi bir tane de portakalımı aynı şekilde yapacağım. Bu kalın sert yerlerini alacağım. Şöyle bu şeyli yerleri de alabilirsiniz. Sorun olan. Tekrar bunu da aynı şekilde. 2'ye, 4'e. Çünkü bunu çıkaracağız limonata yapacağımız zaman. Robottan geçireceğimiz için daha kolay olması için robotumuzu zorlamamak için biraz böyle küçültebiliriz. Şimdi bunu bir poşete koyacağım. Evet, şöyle artık şu uç kısımlarını aldım ve son poşete de şöyle yine karışık koyacağım. Bir limon, bir portakal olarak şöyle. Artık şöyle poşetlerimizi havasını aldık olarak. Fermuarlı varsa onlar da olur ama şöyle güzelce şöyle yapıp yapıp şöyle bütün poşetlerim aynı şekilde havasını aldıracağım ve ağzını güzelce bağlayacağız, dolaba koyacağız. Evet, son poşetimi de aynı şekilde yapıyorum. Gereksiz fazla havasını alıp şöyle güzelce yapıyoruz ve dolabımıza koyacağız. Her bir tanesinden 3 litre limonata çıkıyor. Şöyle. Yani 3 litre su, 1 su bardağı şeker robottan çekip karıştırıp biraz bekletip hatta bir saat gibi bekletip süzersek sonuç daha da güzel olur. Bir çay kaşığı kadar da limon tuz atıyoruz. Ama benim zaten kanalımda var bu tarifler. Oradan bakabilirsiniz. Bunları şimdi Ramazan için dolaba koyuyorum. Evet, şimdi de lahanamı yapacağım. Lahana aldım pazardan. Önce şurasını bir keseyim. Ve şöyle ikiye böldükten sonra geçen de bunların biraz daha küçük yerini aldım. Onlar daha rahat oluyor doğraması, kesmesi. Şöyle onun da kenarlarını alacağım. Boşa gitmesin. Ve tekrar bunu da ikiye böleceğim. Bu doğraman kolay olsun diye. Ve ince ince mümkün mertebe ince olacak şekilde böyle doğrayacağım. Bu lokantalarda yediğimiz mor lahana salatası gibi olacak. Harika oluyor. Daha önce de farklı çekimler yaptım. Bakabilirsiniz.
Burcu diye yapacağım için ben bayağı bir 3 tane aldım. Bunları yapacağım. Evet, aslında 29 Mart 2020. Artık bir virüs illeti var. Bundan dolayı evlerden çıkamıyoruz. Ama hemen böyle bir zararcı görüyorum. Eve geldikten sonra da o giydiğimiz gocuklarımızı balkona koyuyoruz. 8 saat duruyor. Bizler de zaman zaman tabii ki yıkanabildik ama el yüz hijyenik anlamda kesinlikle yıkıyoruz, sabunluyoruz ve kolonya döküyoruz. Sürekli de her yeri fıs fıslı bir sprey hazırladım. Sirkeli su. Sürekli onunla bir bez var. Siliyorum kapı kollarına. Elimizin değebilecek her yerleri. Tezahürleri günübirlik çamaşır suyu özellikle diyorum. Gerçekten Allah'ım yardım etsin. Belki yıllar sonra çocuklarımız izlediği zaman o zaman derler böyle bir şey vermiş diye. Yani Allah yardım etsin. Tez zamanda bu sıkıntıları atlatalım şu mübarek 3 ayların hürmetine. Ramazan az bir zaman kaldı. O yüzden mümkün merdive yetişebildiğiniz kadar bu tür hazırlıkları yapalım. Gene de hem pozitifleşiriz hem de biraz o kötü düşünceleri atmış oluruz. Çok kendimizi kaptırmayalım. Dua, dua, dua. Hem dua yapacağız hem kuranlara uyacağız. Hijyenik olarak yaşarsak her şey yoluna girer inşallah. Şöyle bütün lahanalarıma ben bunu yapacağım. Biraz daha ince olsunlar. Salatada çok şey olmuyor kalanı. Çok güzel şeyler var ama ben onları kullanamıyorum. Kesecekler. Bıçağa alıştığım için illa bıçakla yapacağız. Şöyle ince ince yapmaya çalışıyorum. Yıllardır yapıyoruz ama yine evet. Bütün lahanalarımı bunu uygulayacağım. Evet, şimdi güzelce şöyle göstereyim. Bakın, lahanalarımı kıydım ve tuzumu ilave edeceğim. Şöyle ben bu 3 lahanaya 2 yemek kaşığı kadar kattım. Güzelce bunları şöyle bir olacağım. Şöyle. Altını, üstünü, hepsini birbirine. Şimdi bayağı bir ovdum. Rengini gördüyseniz artık yavaş yavaş değişmeye başladı. Ve üzerine bir şey kapatacağım. Yani biraz bunu bekleteceğim. Sulanmasını sağlayacağım. Tuz biliyorsunuz sulandırıyor. O yüzden hem de rengi de biraz daha dönmüş oluyor. Biraz sulandıktan sonra sirkesini, yağını ilave edeceğim. Evet, şimdi lahanama artık her bir lahanaya bir su bardağı döküyordum. Şimdi 3 tane lahana doğradığıma göre 3 su bardağı sirke yapacağım. Ve gene her bir lahanaya yaklaşık 1 çay bardağı döküyorum sıvı yağı. Şimdi 2,5-3 çay bardağına yakın yağ dökeceğim. Yeni bir bardak batırmamak için bu bardakla döküyorum ama çay bardağına eş değerde katıyorum yağı. Ve şimdi bunu güzelce bir daha karıştırıyorum.
şöyle. Bakın ne kadar suyu olmuş. Yani ayrıyetten su katmaya gerek yok. O tuzla olup beklettiğimiz zaman bayağı bir suyu oluyor. Ve şimdi artık biraz daha böyle bekletebilirsiniz. Üstünü kapatma ama ben artık koyacağım. Kavanozuma dolduracağım. Şöyle. Bu benim zeytin aldığım eskiden bir kavanozum, atmadım. Böyle sirke kuruyorum. Bu tür şeyleri yapıyorum. Çok da işime yarıyor. Şimdi bunu bu kavanozuma dolduracağım. Bir bidona da doldurabilirsiniz. Turşu bidonlarına. Yani bu fark etmez. Evet, şimdi suyundan da kattım. Ve bunu da başka bir şeye dolduracağım, kabıma. Güzelce bunun kapağını kapatıyorum. Artık yemek istediğimiz zaman çıkaracağız böyle hemen kaşıkla maşayla. Servis yapacağız. Güzelce etrafını da bir silelim. Şöyle. Artık evet, böyle lahanamız da hazır oruç için. Evet, şimdi patates saracağım oruç için. Buraya aslında bunun tarifi kanalımda var ama yine şöyle göstereyim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar un koyacağım. Ve 2 yemek kaşığı kadar da nişasta koyacağım. Gerçekten bu böreğe benim çocuklar çok bayılıyorlar, seviyorlar. Böyle buzluğa koyuyorum. Birisi geldi mi hemen çıkarıp bir 5 dakika biraz kendini sağladıktan sonra hemen kullanıyorum. Yani pişiriyorum. Gerçekten muhteşem oluyor. Şöyle çırpıcıyla yapayım. Bunların aslında daha detaylı tarifleri kanalımda vardı. Çıtır börek, nişastalı, soslu diye. Takip edin, kanalımdan bakın. Bana da destek olmuş olursunuz. Emeklerimiz boşa gitmez. Sizlere de fikir olmuş olur. Aslında biliyorum çok güzel yapan insanlarımız var. Her türlü çeşitli şeyler ama fikir sahibi olmak. Ben mesela aynı böreği bir komşumda yediğim zaman sorarım gene de. Bu kadar çeşitli yapmama rağmen hani farklı bir şey var mı, yapmış mı, onu öğrenmek için. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Burada da iç harç, ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben patates haşlamıştım, onu koydum. Yeterince tuzumu, toz biberimi ve maydanozumu ettim. Şöyle bunu güzelce bir karıştırıyorum. Benim iç harcım bu. Yani doğal, hemen böyle annelerimizin yaptığı bir harç. Şöyle güzelce. İsterseniz çökelekli, peynirli yapabilirsiniz. İsterseniz ıspanaklı yapın mesela, koyun dolaba. Gerçekten böyle çıkarıp hemen bir, çok değil, 5 dakika kendini saldığı zaman kullandığımızda yani kendini salıyor, hemen çıkabiliyorum ben. İşte yumurta sarısını, yağını hazırlıyorum. Çörek otu, susam ve sıcak fırına veriyorum. O kadar güzel oluyor ki çocuklar falan diyor, hani gerçekten çok harika diye. Bunu da sizlerle böyle paylaşmak istedim. Şimdi bunu açayım, hazırlayayım. Şöyle bir tanesini seriyorum. Hemen üstüne sosumu süreceğim. Yani bu aldığım yufkalar aslında çok güzel oluyordu ama virüsten dolayı bayağı bir yufkada kalmamış, yaşmaya kalmamış. Gerçekten Allah yardım etsin hepimize diyorum. Şöyle yine şuraya koyayım, yer kalmadı. Alan dar çünkü. Buna da şükür. Yani
çok uzun büyük tezgahımız yok ama bunları bulamayanları da düşünerek şükretmek lazım her zaman. Her şeye şükredersek her şey daha da güzel, hayırlı olur diye düşünüyorum ben. Gerçekten de öyle oluyor. Yani hemen belki bir şeyleri yaşadık mı üzülüyoruz o an. Tabii ki üzülmemek mümkün değil. Ama sonra bakıyorum, zamana bıraktığınız zaman her şey yoluna giriyor. Hani bir atasözü var ya, su akar yolunu bulur diye. Boşuna dememiş atalarımız. Muhakkak her şey yoluna girecek. Şimdi bunu önce 2'ye, sonra 4'e, sonra tekrar 3'er olacak şekilde her birini, yani şöyle 2, 3, aynı şekilde bu da 1, 2, 3, burayı da aynı şekilde yapıyorum, burayı da, bunları da. Şimdi bir defa şöyle göstereyim. Dediğim gibi teferruatlı kanalımızda var ama bunları ben her yıl yaptığımız gibi gene Ramazan ayı için hazırlık diye yapıyorum. Öyle yaparsak eminim hem günlerimiz güzel geçer hem daha çabuk atlatırız bu sıkıntıları diye öyle bir paylaşım sizlerle yapmak istiyorum. Yufka alamıyorsanız, evde kendiniz un aldıysanız yaparak açın böyle. Kesip kesip sarın, dolaba koyun. Onlar da gayet güzel oluyor. Tez zamanda inşallah güzel Allah'ım bu bütün kötülük, sıkıntıları, hastalıkları, virüsleri hepsini yok eder diye düşünüyorum. Ama bizler de biraz gerçekten insan olarak gerçekten ama gerçekten iyi insanlar olalım. Yani mesela çocuğumuz birine, bir arkadaşına zarar verdiği zaman seyirci kalmayalım. Yani o çocuğumuza gereken cezayı verelim ki yaptığı hatayı öğrensin, bir başkasının canını yakmasın. Yani ne bileyim, yolda geçerken mesela ben görüyorum, güneşe yatmış bir köpek. Adam elinde sigara içerek gidiyor. Döndü geldi, köpeğe bir tane dehme çaktı, devam etti yoluna. Yani ben şeydeydim o zaman, kütüphanenin üst katında çocuk kurs görüyordu, onu bekliyordum, ders işliyordu. Kütüphanenin oradan öyle bir indim ki yetişeyim diye, durakta beklerse diye, ama adam gitmişti yani, durakta falan yoktu. Hani ne istiyorsun kardeşim, sana ne yatıyor, yazık, niye diye, ama gitmişti. Yani bu kadar da kötü olmayalım ya. Ne ya, neyi paylaşamıyoruz? Mesela ezan okunuyor, ıslıklarla ezanları susturuyoruz. Şu musibetli günlerde bile. Bu kadar kötü olmayın ya. Biraz artık her şeyi güzel düşünelim, güzel yapalım, birbirimize saygılı olalım, bencil olmayalım. Herkes kendini düşünüyor, herkes menfaatçi olmuş, çıkarcı olmuş. Bu kadar olmasın lütfen. Hani kusura bakmayın, biraz böyle şey yaptım ama. Evet. Böyle hepsini, bütün yufkalarımı, aynı işlemi uygulayacağım ve saracağız inşallah. Dediğim gibi Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Güzelce bu Ramazan iftarlarımızı, sahurlarımızı kalkacağız, yapacağız, kutlayacağız. Yine akrabalar, eş, dost, komşu birbirimizi çağıracağız. Bu günleri yaşayacağız. Bu yufkalarımı açacağım ve aynı şekilde devam edeceğim. Evet, son böreğimi de sarıyorum. Şöyle güzelce. Ve burayı şöyle bir sildireyim. Şimdi böyle kaplı şeyler var, plastik. Ben mesela çiğ köfte alıyorsak ya da tavuk ya da herhangi bir şey, bunları yıkıyorum ve bunları kullanıyorum. Önce şöyle ilk kata şöyle bir koyuyorum. Şöyle bir tane de yan tarafa. Ve buzdolabı poşetleri var ya, derin dondurucuya koydum. Onları şöyle kesiyorum ortalarından. Şimdi bir tık daha koyacağım. Direkt bunlara koyduğumuz zaman üst üste olduğu için zor oluyor. Ama böyle olduğu zaman
alması daha kolay oluyor. O yüzden şöyle bir yeterli. Şöyle yapıyoruz bakın. Şöyle. Ve bu hazır. Şimdi buna da aynısını yapacağım. Şöyle yan yana koyacağız. Zaman zaman tabii ki çiğ köfte de alıyoruz. Evde yapsak falan. Dışarıdan da bazen ihtiyaç duyuyoruz. Tabii ki alacağız. O esnafımızı destekleyeceğiz. Onlar da kazansınlar. Hep de evden olmuyor. Şöyle bakın bu buzdolabı poşetleri, buzdolabı koyduğumuz. Şöyle kesiyorum. Şu alt kısmından da kesiyorum. Şey de yapabilirsiniz ama ben onu sevmiyorum. Böyle daha kolayına geldiği için öyle yapıyorum. Tercih size. Şöyle güzelce tekrar bunu devam ediyoruz. Evet, her zaman iyi insan olun. Gerçekten eğer bir insan bir komşunuza zarar vermişse, onu duyduysanız, gördüyseniz sessiz kalmayın. O insanla diyalog kurmayın. Merhabayı kesin. Haddini bilsin. Yani eskiden kötüler azdı. Çünkü niye? Kötülük yapan insanla kimse görüşmezdi. Ve o kişi bulunduğu yeri terk etmek zorunda kalırdı. Yani şimdi tam tersi, iyiler bakıyorlar, baş edemiyorlar, terk etmek zorunda kalıyorlar. Onun için gerçekten şahit olduğunuz, gözlemlediğiniz olaylarda kişinin karakterlerini analiz ediyorsunuz. Az çok tanıyabiliyoruz artık insanların o davranışlarını, çocuklarının kendilerini. Böyle insanlarla çay da içmeyin, görüşmeyin de yani. Allah Teala bile diyor yani, böyle birilerine kötülük yapan insanları bildiğimiz halde sessiz kalıyorsak, ki kalamıyor. En tehlikeli, en çok yancı olan onlar diyor. Çünkü sessiz kaldıkları için diyor. Seyirci kaldıkları için diyor. O yüzden yani tepkimizi verelim. Şey olduğu zaman hani kes sesini, haddini bil gibi, ya da görüşmeyerek. En büyük ceza bence o insanlarla görüşmeyip, hani şu kaldı artık, şunları da sığdırayım. Allah'ın selamını vermeyin de görüşmeyin de, o zaman o kişi evet ya, ben yaptığım yanlıştı diyebilsin. Ama yine de Allah tabii ki karşılarımıza her zaman insanlığa çıkarsın. Çocuğumuzun, çocuğumuzun, bizlerin, dünyamız güzel, aydınlık olsun. Evet, artık bunlar da hazır. Bir de yaprak sarmamızı yapalım. Menü tam olsun. Şimdi de zeytinyağlı yaprak sarmamı hazırlayacağım. Ben ocağa daha önceden biraz sıvı yağ, biraz zeytinyağı koydum. Zeytinyağlı ama ben genelde bu kavurma işleminde karışık yapıyorum yağları. Pişirirken zeytinyağını döküyorum. Şöyle. Bazen doğramadı, unutmuş olabilirim. Şöyle. Ve şimdi biraz bunu kavuracağım. Rengi biraz değişsin soğanlarımın. Bu arada da salamur vardı yaprağım. Bunu da böyle tuzu biraz gitsin diye ıslattım. Ve şimdi bunu biraz kavurayım. Evet, şimdi yıkadığım bir su bardağı pirincimi ve bulgurumu da ilave edeceğim şöyle. Önceden hazırladım ki sizlere fazla uzatmayayım diye. Bunları da biraz şöyle kavuracağım. Kavurulan malzemelerimizin içine burada sarımsak malzemeyi biz seviyoruz ve katıyorum. Katmak isteyen katabilir. Ve burada salçamı koyacağım. Zaten pişerken koyacağım için şöyle salçayı soğan kavurunca da yapabilirsiniz ama biraz o pirinci bulguru kavurmak için ben o aşamada katmıyorum. Hani niye soğanı kavurup da katmadım salçayı demeyin. Sırf bulgurla pirinci kavurabilmek için öyle yapıyorum. Devamlı öyle yapıyorum ve sorun da olmuyor. Gayet de güzel, lezzetli oluyor. Şöyle bunu hazırladığım baharatlarım var. Bol nanem, karabiberim, kimyonum,
toz biberim, çok azıcık kekik, toz, şeker ve tuz. Zaten salamur olduğu için yaprağım. İçine katıyorum. Pişirme aşamasında su katmayacağım, tuz katmayacağım. Çünkü salamurda ne kadar suyunu sık değiştirsek de, suda bir kessek de bir tuzluluk oluyor artık. Bu bir gerçek. Ben de çözümü öyle buldum. Yani iç harcına katıyorum ama pişirirken tuz katmıyorum ve dengelemiş oluyorum o oranı. Burada sıktığım yarım limon suyum var. Limon tuz atıyorum bazen. Bazen bunu yapıyorum. Ve şöyle hemen yanımda bulunan sıcak su ilave ediyorum. Çok değil, şöyle bir kilo olduğu kadar. Bunun şişmesini, biraz yumuşamasını sağlamak için. Altını da kısıyorum şöyle hafiften. Kapağını kapatıyorum. Suyunu çektiği zaman iç harcımız hazır demektir. Evet, artık şöyle iç harcıma da bakıyorum. Suyunu almış, altını kapatıyorum. Bunu şimdi böyle kapağıyla balkona koyacağım. Ve şişip soğuduktan sonra sarma işlemi yapacağım. Böyle bile yenilebilir. O kadar güzel oluyor ki bu harç. Çok beğenirdi. Benim bir komşum vardı İstanbul'da. Kulaklar çınlasın göğsüm. Böyle yaprak sarması, lahana sarması olucu oldu mu Fatmacığım hemen bir yap falan derdi böyle. Hazırlatırdı bana yani. Ve o aşamada da onlar soğurken ara sıra ben bu yaprağımı, salamur yaprağımı biliyorsunuz tuzlu olduğu için çok tuzlu oluyor. Ara sıra değiştireceğim. Suda bekleteceğim. Şöyle şimdi bunu da balkona koyuyorum. Evet, artık yapraklarımı sardım. Sizleri çok meşgul etmeyeyim diye. Şöyle bir göstereyim. Güzelce açıyoruz. Birazcık buharcımızdan koyup şöyle rolo yapar gibi. Önce buraları, yanları kapatıp şöyle güzelce şöyle sarıyoruz. Bütün yapraklarıma aynı işlemi uyguladım. Bu kalan harcım da kıştan kalan şeylerimi sardı. Tabii ki çok sardım. Kışına mı doldurdum falan. Patlıcan kurusu, biber kurusu. Onları getireceğim biraz sonra. Onları da haşlayacağım. Ve onları da dolduracağım bu kalan şeyle. Hatta günün menüsü olarak da çektiğim var kanalımda. Bugün de onları pişirip yanına bir çorba, bir salata. Şimdi bunları böylece dolduracağım. Böyle. Bazen küçük tencereler var benim. Bunları pişirebileceğim büyüklükte. Çok büyük olmayan. Onlara az az koyuyorum mesela. Pişireceğim zaman tencereyle beraber çıkarıyorum. Biraz böyle kendini saldığı an hemen suyunu, salçasını yapıp pişiriyorum. Öyle de yapıyorum zaman zaman. Ama şu bir gerçek. Bana kalırsa ben böyle günlük seviyorum. Yani mesela şu an sarıp, şu an pişirme. Bize öyle iyi geliyor lezzet olarak. Tabii ki herkesin tercihi. Şimdi şöyle bir pişirimlik yaptım. Havasını aldırarak bunu şöyle bir sarıyorum, kenara koyuyorum. Bu kalanları da şimdi buraya dolduracağım. Ben sizlere bir fikir olsun diye bu videoyu çekmek istedim. Sizler de yapın. Bu virüs illetini düşünmeyelim. Hem böyle gene önce nasıl güzel günlerde Ramazan için hazırlıklar yapıyorsak öyle düşünerek hani pozitif düşünelim, iyi düşünelim, hayırlı düşünelim. Sonuçlar hayırlı olsun diyelim. O yüzden bunu da buraya dolduruyorum. Bunun da şöyle havasını aldırıyorum. Ve bunu da güzelce bağlıyorum. Evet, ben yaptıklarımı hemen dolaba koydum ki şey yapmasınlar, bozulmasınlar.
o donma aşamasını yaşasınlar diye hemen size gösterip tekrar koyacağım. Burada hazırladığım böreklerim var. Burada limonat için koyduklarım var. Burada sarmalarım var. Köfte kıyma alıp onu yapıp koyacağım. O da size bir fikir olsun. Hani yorulduğumuz zaman hemen çıkarıp oruçta bir makarnanın, bir pilavın yanına yapabileceğimiz. Mesela çorba yapıp yanına hemen bunları pişirmek. Sahurda yapabilmek. Ara sıcak olarak yapabilmek böreklerimizi. Böyle bir küçük nacizane sizlere de fikir olsun diye hazırladım. Paylaşmak istedim. İnşallah güzel Allah'ın bu virüsleri, bu musibetleri, savaşları, her şeyleri yok eder. Çok güzel bir hayırlı dünya nasip eder hepimize diyorum. Ve gerçekten bu virüsü atlattıktan sonra ne olur ama ne olur. Dürüst, iyi insan olalım. Birbirlerimizi saygılı olalım. Sabırlı olalım. Hoşgörülü olalım. Ve Allah yolundan ayrılmayalım diyorum. Allah Teala öncelikle yapmayı ve yedirmeyi nasip etsin. O mübarek oruçlarımızı tutup iftarlarımızı güzel bir şekilde açmayı nasip etsin diyorum. Gerçekten canı gönülden istiyorum bunları. Bizler belli bir yaşa geldik ama olsun, bizlere de güzel hayırlı yaşam versin. Bizim yavrularımıza, yavruların yavrularına, bütün ülkemizi, dünyayı, herkesi korusun güzel Allah'ım. Gerçekten hayırlısı olsun diyorum. Her şeyin de hayırlısını versin. Bu musibetler, bu sıkıntılar, bu hastalıklar tez zamanda bitsin diyorum. En güzel şekilde Ramazan mübarek şeriflerine ulaşalım. O güzellikleri yaşalım diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın. Merhabalar. Fatma Hanım'la Ne Yemeklerine hoş geldiniz. Evet, ben Ramazan ayı için bir böyle şey hazırlamak istedim, video. İşte böreklerimi sardım, limonatalıkları koydum, yaprak sardım, köfte yapıp koyabilirsiniz. Yani oruçta hemen hazırımıza gelmesi için bu virüslü günleri, bu mübarek günlerin yüzü sürmetine kolaylıkla atlatmamızı, temize çıkmamızı sağlasın güzel Allah'ım. Zor günler geçiriyoruz, hem ülke hem dünya hem insanlık olarak. Gerçekten yani biraz artık bu hastalıklar, virüsler, musibetler, savaşlar biterse ne olur, herkes birbirini sevsin, saysın, hoşgörülü olsun. Kıymetini bilelim bu yaşamın, bu dünyanın diyorum. Ve gerçekten ama gerçekten Allah yolundan ayrılmayalım. Hep iyi insan olalım, iyi kalalım diyorum. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı, beğeniler, yorumlar yapmayı unutmayın.